Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Kudretin vücudu, kainatın vücudundan daha ziyade katidir. Belki bütün mahlukat, her biri hem beraber o kudretin mücessem kelimatıdır. Onun anelakin vücudunu gösterir. Mesela ben senelerce beceremediğim bir şey vardı ama kabul ediyordum. Ulema-i İslam demiş ki şu ağaca baktığınız zaman ilk önce gözüken iradedir. Nasıl iradedir ya? İşte gözüken işte vücuttur işte ilk önce mahluk. İlmi vücudun arkasında nefsül emir olmuş mahluk yani. Çok iyi. Allah razı olsun. Oh. Mahluk. Yani ağaç mahluktur. Nefsül emir sahibidir, vücud haricisidir. İlk gözüken mahlukiyet cihetidir, kudret. Hep böyle düşünüyordum, beceremiyordum. Ama takliden söylüyordum ki ilk önce iradeymiş. Sonra şöyle kendimi de çözdüm. Mehmet Ali şu kapıyı göstersem, şu nedir dediğim zaman ne dersin? Kapı dersin. Herhalde pencere demezsin, ayakkabı demezsin. İlk önce tefrik ediyorsun, kapı diyorsun. Niye sandalye demedin? Demek ki elma değil, ayakkabı değil, lamba değil, kapı. Bu iradeyi, kapıymış. Nasıl bir şeymiş? O zaman kudret oluyor. Tahtadan, çamdan, kestaneden. O zaman kudret. Böyle çözdüm. Mesela şurada elma var galiba. Bir de armut. Elmayı sana göstersem hiç kimse muz der mi? Bu nedir ya? Abi elma. Ne armut demedin? Ne kabak demedin? Onu ilk diğerlerine nispet ederek tefrik etmek, ayırmak. İlk göze çarpan elma. Allah mevcudatın sahibi değil mi? Allah mevcudatın öncesidir. Evveluhu. Allah ahiretsidir. Sonuncusudur. Zahirisidir ve batınısıdır. Peki Allah niye gözükmüyor? Bir, şiddet zuhurundan. Evet. İki, zıddın ademinden. Zıddın nesinden? Ademinden. Evet. Mesela bu nedir hocam? Sarı. Niye koltuk demedin? Hangi renk? Beyaz. Niye siyah demedin? O da var değil mi? Evet. Ha, Allah'ın bu sarı belli her taraf beyaz olsa, başka bir renk olmasa. Bu hangi renktir sorar mıyım sana? Sormazsın. Soramazsın ki. Anladım. Zaten ne diyeceksin ki her taraf beyaz. Yani varlıkta beyazdan başka renk olmasa bu hangi renktir diye sorusu olmaz. Çünkü bu sarık beyazlar içinde yok olur. Allah'ın zıttı yok ki. Evet. Zıttı yok ki varlığı gözüksün. Ha, onu da anladım. Şimdi anladım. Onu anlamamıştım. Şey şiddeti zuhurunu şöyle daha ben mesela, anladığım dille anladım. Söyle anlat. He. Yani Allah'ı niye göremiyoruz? Şiddeti zuhurundan. Mesela havayı niye göremiyoruz? Şiddeti zuhurundan. Her yerde, her an var. Evet. Güneş mesela. Ustad Müslüman. Mesela Temmuz Ağustos'ta iki gün önce ömrümde öyle bir şey görmemiştim ben. Böyle bir sıcak. Galiba Perşembe'ydi. Ömrüm derken tabii. Evet. Bu sene. Evet. Böyle bir nefes alamayacak kadar şeydi. Allah'ın şeyi. Semaya değil balkona çıkamıyordu. Şiddeti zuhurundan. Şimdi bir tanesi dese ki gündüz ortası o şiddeti zuhurunda. Güneş var mı? Böyle bir ahmak olur mu? Bir dakika ben balkona çıkayım semaya bakayım. Güneş var mı yok mu söyleyeyim. Olur mu? Böyle ahmak olur mu? Semaya yani bakacağım. Zaten ziyasıyla, ısıyla, ışığıyla, her şeyle var. Buradayım diyor. Tamam. Işık parmaklarıyla onu gösteriyor. Kendisini varlığı olarak tanımlayan alametleri kendisinden öncedir. Sıfat mevsufu yani tanımladığı yerden daha açıktır. Mesela bu araba nedir? Abi Mitsubishi. Motorundan hiç konuşan var mı? 1600 falan demedi. Yani sıfattır o Mitsubishi. Bu nasıl rengin şey mesela bu araba nasıl? Bak kırmızıdır. Araba satın alırken kimse sacının kalınlığı mesela bakmıyor. Mesela bakıyor. İlk önce sıfatlar gözükür. Sıfat mevsufsuz da olmaz. Yani sahiplendiği, tanımladığı merkezi. O zaman bu mevcudat sıfatlarının zuhuratlarıdır. Sıfatın tezahürüdür. Kudret de sıfat. Geçeyim şeye. Bunu aklımda evet. Okuyun. Sen de şey yapacaksın. Hiç kimse eşyanın kendisini görmemiştir. Ki Allah'ı görsün. Ne demek? Şu kapıyı, elmayı hiç kimse görmemiştir. Zatını göremez. Çünkü fiziğe zıttır. Oradan gelen enerji gözümüzün retina bölgesine, görüntü alanına düşer. Ters. Bu göz de elektriğe dönüştürülür. Göz de beynin arka tarafında görüntü alanına elektrik impulsü, sinirsel aktarılır. Beynin arkasında o giden, biz eşeği ters görürüz. Şu elmayı ters görürüz. O beynin arkasında tekrar eşyanın nefsül emirdeki gibi kafası yukarıda, kökler aşağıda görürüz. Yani ben oraya devamlı bakmamın sebebi kamera gibidir. Kamera bir yere çevirirse devamlı onu görürüm. Çevirmesi göremediğim gibi
kamera olan gözleri eşeğe bakarak, çevirerek aslında orada gördüğümü zannediyorum. Bilimseldir bu. Anlattığım din değil. Beynin arka tarafında görüntüyü devamlı seyrediyor. Beynimin arkası ekrandır. Eşeğe oraya düşer. Orayı seyreden ruhtur. Ama zahire baktığın zaman göz onu görüyor. Göz onu görmez. Fotoğrafını çeker. Beyine aktarılır. Beyin ekranına o düşer. O ekrana düşeni ruh onu seyreder. O zaman eşyadan yansıyan sıfatları, enerji boyutlarını görürüz der. Şimdi gelelim kendimize. Allah'ı niye görmüyoruz? Üçüncüsü oldu. Şiddeti zorundan, zıttın ademinden. Üçüncüsü eşya kendisi gözükmez. Sıfatları gözükür. Bunu verdim. Dördüncüsü asıl cevher, zuhurat gibi değil. Cevheri kimse görmez. Ben kendimi görmemişim. Niye Allah'ı görmüyoruz? Kendini görmediğin için. Kendini gördüğün zaman Allah'ı göreceksin zaten. Ben arafe nefse fakat arafe Rabbim. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Yören, tanıyan. Nedir o? Bu ben değilim. Bu benim gömleğim, gir içeri. Benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, benim kalbim. O ben diyen işte o sensin. Onu görmedin ki. Peki bunlar ne? Zuhuratlardır, sıfatlardır, dışsaldır, cevherdeki. Allah peki dışsal mıdır, cevher midir? Allah cevherdir. Her şeyin cevheridir, aslıdır. Benim bedenim nedir? Asıl mıdır? Hayır. Sıfatlarımdır. Dışsaldır. Cevher nedir? Ben olan benim. Ruh bile değil. Benim ruhum. Benim telefonum diyen kim? Aklım da değil. Ben olan bendir. Hani benim aklım diyen akıl değil. Benim ruhum diyen ruh değil. O ben olan benim. O cevherdir. Cevheri kimse görmez. Allah da cevherdir. Şeyde ufak bir çocuğu var ya, 13 yaşında. Kız çocuğu. Demiş ki baba demiş senden daha alim kim var? Bir şey anlatmak için söylüyor. Babanın çaşındaki çocuk ne kadar berbat etmiş bu şu şey mi? Demiş ki falanca, baba beni onunla görüştür. Niye demiş? Demiş bak elinden gidiyor. Ben dedi 2-3 tane sorum var. Bir, Allah niye görmüyoruz bunu sordu. İki, Allah kendisine daha büyük taşı yapamaz. Mantıksız bir soruya mantıklı cevaplar da mantıksız olur. Yani yanlış soruya bu konuyla ne alakası var? İçinde toplananı bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Yanlış soruya verilen doğru cevap da yanlıştır. Çünkü yanlış soruya verilen doğru cevap da yanlıştır. Mesela desem ki sonsuzun sonunda ne vardır? Yanlış bir sorudur. Ne verirsen cevap yanlış olur. Sonsuz diyorsun, son veriyorsun, sonuna bir şey koyuyor, istiyorsun veya arıyorsun. Sonsuzun sonunda ne vardır? Sonsuz diyorsun, sonra son veriyorsun, sonunda bir şey arıyorsun. Olmaz. Allah kendisinden daha büyük bir taşı yapamaz mı? Yapamaz dersen aciz olacak. Yapınca deyince taş Allah'tan büyük olacak. Hem Allah diyorsun, hem yaratılmayı Allah'tan bekliyorsun, hem yaratılan yaratından daha büyük olması olacak. Hiç yaratılan yaratandan önce ve büyük daha kıymetli olabilir mi? Yani daha da ilerisini götürürüm zor. Müsbet Allah diyorum, menfiye Tanrı diyorum. Allah bir Tanrı yapamaz mı? Kendisinden daha büyük bir Tanrı yapamaz mı? Yapamaz dese aciz olacak. Yapır dersen bunun sonu gelmeyecek. El cevap, ikinci Tanrı yapılmaya muhtaç. Birinciye ihtiyacı var. Yapılmaya ve yok iken yapılmaya muhtaç olan Tanrı olur mu? Muhtaç kelimesi çok ilginç. Evet. Doğru. Muhtaç. Bir ikinci Tanrı yok iken varılmaya, var olmaya ihtiyacı var. Var olmaya ve yapılan bir şey yapanla eşit olur mu? Bu masayı ben yaptım. Masayı ben yaptığıma göre o yapılmaya muhtaçtır. Onu ben yaptım. Ya senden acizdir o. Tabii ben ondan önceyim. Önceyim ki ben yapacağım onu. Tabii. Masadan önceyim. Masadan önce olan ve masaya benzemeyen, masayı ben yaptım diye, masa bana benzemediği gibi, taşı ben yaparsam da taş Allah'a benzemez. Bir daha, masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Masaya benzemez, masadan da öncedir. Tamam? O zaman ben ne kadar büyük bina yaparsam yapayım kendimden, benden büyük olmaz. Çünkü yapılmaya muhtaçtır, ben ondan önceyim. Onun için yapılmaya muhtaç olan Tanrı, yapan Tanrı'ya eşit olur mu?
Nereden olmaz. Söyledim? Nit kelimesinden, ustad nun harfinden çıkarıyor işaret icazda. Bu söylediği mantı, vay neler biliyor demeyin. İşaret icazda nit kelimesinde. Ver göstereyim işaret icaz var mı? Endat, endattan söylüyor. Mustafa görüyor musun? Bir daha ya, şey var da. Endat, nitten. Verilecek cevapların birisi de, ona Nezmi abiye de sormuştu onu. Allah abesiz, böyle bir ihtiyaç var mı? Abes iş yapmaz. İhtiyaç evet. Yok ki evet. Taşa. Allah. Yani kendisinden daha büyük mesela. Kendisini ortadan kaldıracak bir şey. Mesela ben bu binada öyle bir şey yapacağım ki kendim ortadan, bana yer kalmayacak. Yani böyle abes iş yapar mı? Yapmaz. Ona evet. Da gelecektim de. Allah hikmetsiz yapmaz. Allah sonsuzdur. Sonsuzun sonu olmadığından ondan büyük bir şey olmaz. Taş olmaz. Taş yaratılmaya muhtaçtır. Mahluktur. Yaratanla eşit olmaz. Yaratılan da ilah olmaz. Böyle bir şeyde taşa da ihtiyaç yoktur. Ne yapacağız böyle taşı? Nefes alamayız. Kendisinden daha büyük olursa böyle kendisinden daha büyük olamaz. Çünkü kendisi sonsuz. Değil kendisinden büyük. Allah dünya kadar dünyanın içinde taş yapsa. İyi dinleyin. Tesadüfen söylemedim bunu. Dünyanın içerisine dünya kadar tıpı tıpı tıpa tıp dünya kadar taş yapsa. Ne hava kalır, ne diz, nerede yaşayacağız? Böyle bir taşa ihtiyaç var mı? Böyle bir mantıksız olur mu? Bunu soru soramazsın bile taşın içinde olursun. Taşa böyle bir ne yapacaksın yani taşa? Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı sorusu. Yaratmadan önce var mıydın? Yok. Neyine soracaktı? Neyine soracak? Peki şöyle sorsa. Beni yarattıktan sonra bana böyle bir tercih hakkı verse. Ki vermiş. Ya şu anda vermiş. Yaşamak istemiyorsan, bu kaçıncı kat şu anda? Dördüncü kat mı? Şimdi bu dördüncü kattaki adama desen ki, şimdi sana yaratıldın soruyor. Yaratıldın iyi mi oldu, kötü mü oldu? Kötü oldu dersen baklava atlarsın. O zaman mısır yiyorsun, baklava yiyorsun. Bu sana keyif veriyor. Demek ki yaratılmak iyi ki intihar etmiyorsun. Ama buradaki gayem şuydu olsun. Mantıksız soru. Yaratmadan önce yoktun. Neyine soracaktı? Yaratmadan önce bana niye sormadı? Neyine soracak? Yaratılmadın. Sorulması için, sana sorulmasını istiyorsun. İşte sorması için ilk önce seni yaratması lazım. Seni yarattı ve soruyor. Yaşamak istiyor musun? Tekrar yok olmak ister misin? Bu ruhlar aleminde abi, ruhlara sorduğu zaman o zaman enefanın hepsi takılı değil mi? Tabii tabii. İhtiyar yok, irade var. O da kabul etti zaten. Kabul etti. Bunu kabul etti. Evet. Ama buraya geldi, reddetti. Reddetti. Ama orada da reddedenler burada reddetti. Hepsi kabul etmedi. Orada yani melekut alemindeki kabul ve red iradeyle oluyor. Mülk alemindeki kabul ve red ihtiyarla oluyor. Orada ekserisi de reddetti. Kabul etmedi. Nasıl reddetti orada mesela? Ruhlar aleminde aynı. Şöyle düşün. Allah bir şey sana teklif ediyorsa Rabbiniz miyim değil miyim? Beni kabul ediyor musun, etmiyor musun? Sorulabildiğine göre sana reddetme özelliğin var demektir. Şey geldi aklıma. Yani bu hem söyleyeceksin, bir daha söyleyeyim. Sana soruluyorsa, kabul ediyor musun, etmiyor musun deniliyorsa, sen reddetme özelliğin olması lazım. O işte reddetme özelliğin iradedir. İrade vicdanidir, melekütüdür, gaybidir. Şehadet alemindeki tercih ihtiyaridir. İhtiyarla yapar, akılla yapar. He şimdi kapı senin. Hadis-i şerif vardı ya, sahid olan anne karnında da sahiptir. Evet. Yani o şeyi. Orada da 5'te 4'ü peygamberimizi reddetti. Yani orada kabul eden burada da tercih ediyor, ihtiyar ediyor. İhtiyar aklidir, irade vicdanidir. Hasan abi şey Mustafa bugün beni aradı da. Şeyin kamerasını takılmış. Siz misal verdiniz ya, Allah-u Teala cevherdir, diğerleri şey, aras, sonradan olan falan. Normalde itikatta şey dedi de, siz orada herhalde benzetmeye yaptınız. Benzetme için. Allah cevher de değil falan. Cevherin sahibidir. Tabii ki şeydir, Allah cevherdir derken cevher tarafıdır, merkez tarafıdır. Mesela her şöyle, tabii. Mesela diyelim ki beden arazdır, ruh ceverdir. Ruh arazdır, sonradır ene ceverdir. Ene arazdır, sır insanı. Böyle gitme yönünü anlatmak için yani, söyledi. Yok teşbih değil, yön. Yani Allah o cever tarafıdır, yani asıl tarafıdır. Ceverler gözükmez.
Mesela bedene göre ruh ceverdir. Cever değil ki aslında, mahluktur. Ama anlatmak için böyle. Yani ceverle ara sonra mülk ve melekutu böyle anlatmak için yaptım. Ama Allah'ı inkar etmek istiyorsan buna gerek yok. Böyle bir mantıksız mantık yürütme. Bunları biz 1970'lerde duyuyorduk. Biz, ben 60'ın kuşağıyım. 70'lerin sorusunu temcit pilavı gibi getirme artık. Onları zaten biz onu hazmettik. Dışkı olarak bile attık ya. Onu yedik, hazmettik, bitirdik. Sen başka şey söyle. Evet, yeni nesle diyorum ki zaten kendileri söylüyor. Ona da cevap vereyim şimdi. Artık onları 70'li soruları getirme evladım. Yeni şey şu. Bu şey diyorlar, ateistlerin söylediğini söyleyeyim. Ben sana ufkunu açayım. İnkarda daha güzel ufku açayım sana. Bu kainatın evveli, ahiri, zahiri ve batınısı, öncesi, sonrası, içi, dişi, her tarafı çepeçevre kaplayan enerjidir. Ateistlerin son şeyi bu. Enerjidir. Bu ağacı yapan enerjidir. Hayatı veren enerjidir. Suyu yapan enerjidir. Gözü yapan enerjidir. Kulağı yapan enerjidir. Şefkati yapan enerjidir. Gadabı yapan enerjidir. Aşkı, muhabbeti, nefreti, öküzü, güneşi, her şeyi yapan enerjidir. Tamam? Bunu söylüyorlar. Evet, biz de aynı şeyi söylüyoruz. Enerji Türkçesidir. Arapçası kuvvettir Esma. Arapçası kudrettir. Ha, o zaman diziyorum. Al kalemi. Gözümü yapan enerji miydi? Bu enerji kör değil. Gözümü yapan enerji kör olur mu Ahmet? Olmaz. Peki kulağımı yapan enerji sağır olur mu? Olmaz. Hayatımı veren enerji hayatsız olur mu? Şuurumu veren enerji şuursuz olur mu? Merhameti bana ve bütün mahlukata merhameti yapan enerji merhametsiz olur mu? İrade sıfatını bana veren enerji iradesi olur mu? Konuşma mı veren enerji tekelim kendisi sağır olur mu? Dilsiz olur mu? Olmaz. Neyse sıraladık sonsuz. Artı bu sıfatları topla alt alta yaptık ya. Görüyor, işiten enerji, görüyen enerji, işiten enerji, hisseden, merhamet enerji, hikmetli konuşan enerji. Bu gören, duyan, işiten, merhamet, şefkat, aşk, muhabbet vesaire sıfatlara sahip olana nokta 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 bir isim koy. Sen ne isim koyarsan koy. Şu çocuğa Muaz dediniz değil mi bebeğe? Evet. Muaz. Hasan dese ne değişecek ki? Ali dese ne olacak? Aynı insan. Hans de, George de, Yahudilerin kullandığı, bizde Davut, onlar David. David koy, Musa, Davut koy. O nokta nokta noktaya biz Allah diyoruz. Ötekiler, Avrupalılar God diyor, İngilizler God diyor, God God. Ateistler enerji diyor. Yani sen ona nüfus cüzdanı ne dersen de ben benim. Sen de sensin. Bu enerjilerinin toplamına biz zaten Allah diyoruz. Ha? Böylelikle. Ver. Aferin. Bazen işe yarıyorsun ha. Oo. Sen kendine göre yaptın. Bunu böyle açacaksın rengini ki yani ekran şeyi yani sarı ya. Endat. Ya işaret. Vay ne biliyor demeyin. 103. Aferin lan Hasan. Yusuf'a doğru söylemişim. 103 yüzler. Enanet gibi gözüküyor ama kendini yatıramam. O böyle diyerek yapıştırıyorum sayfayı. 103. Endat. Hamim Bahadi Rabbi. Allah razı olsun. Söyle. Allah onu da sen bana hatırla. Elhamdülillah Hazreti Fadli Rabbi. Endat, Nid'in cemidir. Endat nedir? Nid, zıtların cemi. Bak diyor ki Nid söylüyor zaten de. Nid ise Endat, Nid'in cemidir. Endat cemdir. Nid tekil galiba. Nid. Nid'in cemidir diyor zaten. Endat nedir? Nid ise nedir? Misil manasınadır. Benzer, denk, eş manasınadır. Halbuki diyor ya Risale başka ya. Ulan bunlar olmasa ben bunları tefekkür ederek burada misalleri verdim taşmaş falan. Hep bu işaret ticazdan kurban olayım Allah'ım senin davana ya. Dedim ya namazda. Ya namazdan önce böyle biraz şeyimlik vardı. Ulan namaza bir durdum attı beni öteye ya. Ya bu namaz sisteminin iyi ki koydu ya. Ben vallahi inanarak yani bugün tövbe estağfurullah Rüştü abin dediğine geliyorum. Dedi ki Hasan dedi Hüsusi bana dertlerini söylerdi. Tövbe haşa. Tahayyülü küfür değil. Allah dese ki namaz kılmak haramdır. Hasan ben haram işlerdim dedi ya. Ben yapamam artık dedi ruhum. Hani namaz kılmak haram olsa. Yani yapamam dedi artık ruhum. Yani çok acayip. Ha neyse dağıtmasan.
Misil, nit, misil manasındadır. Halbuki Cenab-ı Hakk'a yapılan misil, zıt, benzer, misil ne demiş? Benzer, aferin. Eş, aynı, tıpkısı. Onun zıttı olur. Allah'ın misli, zıttı, misli olur. Misli olunca onun nesi olur? Zıttı olur. E soruyorum sana diyor. Bir şey hem zıt hem misil olur mu? Bir şey hem zıt hem bir şey. O da tanrı, o da tanrı. İki tanrı noktasında misil ama ikincisi yaratıldığı için zıt. Birisi yaratan, birisi yaratılan. Şuraya bak ya. Yani ne? E canıma bu şey yapın ya. Yani ikinci yaratılan tanrı, birinciye misil diyorsun. Eş, eşit, aynı, belki daha büyük. Ama ikincisi birinciye muhtaç. Birinci yaratmak, yaratmasına muhtaç. Ve ikincisi birincisinden sonradır. Muhtaç, yani aciz. He, o zaman bir şey zıt olacak, misil olacak. Tanrılık noktasında eş olacaklar ama yaratılış itibariyle zıt olacak. Ya birisi yaratılan, birisi yaratan. Hiç yaratılanla yaratan eşit olur mu? Eşit olmayan bir şey misil olur mu? Olmaz. He. Bir şey hem zıt hem misil olamaz ve bir şeyin zıttı ona misil olamaz. Öyleyse mislin bulunması mislin muhaliyetini istizam eder. Olamaz. Endad'ın sigai cemi ile zikri nidin cemi olduğundan çoğul olarak gelmesi müşriklerin cehaletini işarettir. Yani hiçbir cihetten bir benzeri olmayan Cenab-ı Hakk'a nasıl bir sürü misil ve zıt yapıyorsunuz? Müşriklere mi dedi? Evet, müşrik. Yani kimlere biliyor musun? Müşriklere. Müşrik kimdir? Kafir kimdir? İkisi de Allah'ın kar değildir. Şirk, bilen alemin istinadesiniz yani biliyorum. Şirk ortaklıktır. Allah'ın kar değil. Küfür ise gene Allah'ın kar değil, üstünü örtmektir. Örtmek. Şirk neyin zıttıdır? Bu çok lazım size. Şirk aklardır, itikada zıttır. Küfür ise imana zıt olduğu için küfre ait bir sıfat, kalbe ait bir sıfattır. İman ile küfür. Küfür kalptedir, iman da kalptedir. İmanın zıttı küfürdür, itikadın zıttı şirktir. Çünkü müşriklere söylediği için müşrik kullandı. Müşrik kullanınca burada küfür kullanmıyor. Akli şeylerde müşrik, şirk. İmani meselelerde küfür kullanılır. Birisi kalbidir, birisi aklidir. Şirk aklidir, küfür kalbidir. İtikat aklidir, iman kalbidir. Karanlık aklidir, zulmat kalbidir. İhtiyar aklidir, irade vicdanı kalbidir. Birisi mülktür, birisi meleküttür. Günahlar ihtiyarla işlenir, irade ile günah işlenmez. Günahlar İhtiyarla sebaplar irade ile olur. İhtiyar bitti de. İhtiyar aklidir, irade vicdanidir, kalbidir. Günahlar irade ile yapılır, günahlar ihtiyarla yapılır, sebaplar irade ile yapılır. Onun için Allah günahları da yarattı ama İşlemeyi ihtiyar etmemiş. Evet, Allah yarattı, istemediği bir şey yaratmaz. Allah günahları da irade etti, her şey, ama günah işlemeyi ihtiyar etmedi. İhtiyar bedenseldir, şehadetlidir. İhtiyar mazi ve müstakbelde kopuk anda eşyanın arasındaki ilişki ve çelişkileri çözen. Bu mu, şu mu, o mu? Şuna mı, buna mı, buna mı? O büyük küçük beyaz şey. Bu ihtiyar yapar. İrade ise mazinin bütünlüğüyle istikbale bakarak anda tercih ettirir ihtiyara. İrade, mazi ve müstakbel vardır. Onun için iradesi çalışanın Allah'a iman olduğundan ahirete ona bakar. Mazi Allah demektir. Yani yaratılış nimetleri. İstikbal ise ahirete bakar. Müslüman iradesiyle Allah'a vefa ederek ahirete göre dünyada tercihler yapar. Onun için Müslüman iradelidir, kafir ihtiyarlıdır, iradesi yoktur, felç olmuştur. Onun için müşrik kullanmıştır. Şirk. Tamam. Şimdi gelelim kudret şeyi. Daha biraz da geniş oldu. Evet, dağıtmış gibi ama ondan sonra ve hakeza bütün enva şirkin reddine işarettir. Ne? Endat. Yani nidin şeyi. Yani ne zatında, ne sıfatında, ne efalinde şeriki, şebihi benzeri
yoktur. Ve keza ve seni mesela yıldızlara tapanlar, sabi böyle dişilik isnat edenlere, meleklere, eli testis gibi tanrı, haşa tanrı, menfiler tanrı söylüyorum, üçleme yaparlar. Teslis, eli tabiat gibi fırakı dallenin, fırakı dalle bu. Tevehüm ettikleri şeriklerin tabakalına işarettir. Tevehüm ettikleri, tevehüm vehimdir. Vehimlerin çoğu. Şimdi gelelim kudret, Allah. Şu şeyi. Hasan Hocam, felsefeciliğin dalalete düşmeleri şirk ile midir? Şirk nedir? Küfür ile değil. Değil. Ehli kitabın düşmesi küfür iledir. Onlar biliyorlar. Bilerek örtüyorlar. Ehli kitaba küfür ehli, felsefeciler şirk ehlidir. Şirk. Evet. Akılla gittikleri için şirk ehlidir. Ehli kitap Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın hak ve hakkaniyeti olduğunu biliyorlar. Örtüyorlar onlar. Şirk yapmıyorlar, küfür yapıyorlar. Ehli kitap küfürdür, felsefeciler şirk ehlidir. Maşallah. Yani akılla kalbi böyle misallerle ayırt ettik. Felsefeden diyor ya, felsefeden gelen bir dalalet diyor. Evet. İşte burada da o dalalet idi. Fırkay dallede. Ve peki dalalet nedir? Rehbersizlikten gelir. Vayril mağdubi aleyhim ve lel dallin. Dalalet kalbidir diyor abi. He. Dalalet o dışarıya vurduğu zaman öyle gözükür. Ama zahirdeki rehbersizlikten oluyor. Kalbi de bozuyor. Mesela şöyle diyeyim. Düşünmek, ustad diyor ki deşmektir. Deşmek mesela çekirdeği deşerse. Adamı bir deşsene ya. Yani boşalt. İçini boşalt demektir. Düşünmek deşmekmiş. Adamı bir boşaltsana ya. Deş şu adamı ya. Deş biraz konuşsun. Ben o akıllı. Ben orada ne buldum biliyor musun? Yeni. 3 aydaki 3 tane Allah'ın bana köyde ikram ettiği 3 tane tabirlerden bir tanesi düşünmenin süreç olduğunu, sorunç olmadığını buna ait kitap yazılacaktır. Düşünmek mekan açmaktır. Akıl tasavvurda. Serbest bölgede. Düşünmek mekan açmaktır. Sabır ise kalpte mekan açmak. Yeni bulduğum bir şey. Hiçbir sabır, yer. Sabır ne ya? Sabır kabirde kalpte mekan açmak. İnna Allah'a ma sabirin. Ahmet'ti de Mustafa mı söylüyorum? Ahmet. İnna Allah'a ma sabirin. Muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir. Peki Allah mahlukun, Allah kainata sığmadım, müminin, beni seven müminin kalbine sığdım deyince ben mekanın içinde olan ben bana sığıyor da benim bulunduğum mekana nasıl sığmaz Allah? Ha, beni seven müminin kalbine sığdım, kainata sığmadım. Kainatın içinde olan Rabb-i Zülcelal bana sığıyor da benim bulunduğum mekana nasıl sığmaz? Ha, demek ki bende mekansız bir mekan var, zamansız zaman var, sıfatsız sıfat var, vücutsuz vücut var. Onun adı da enedir. Mahluk değil o. Allah mahluka sığmaz. Sabrederek kalbinde Allah'a mekan açıyorsun. Allah'a mekan açıyorsun. Allah hakim oluyor. Senin adına o karar veriyor artık. Sabır eden Allah onlarla beraber demek. Mekan açıyorsun. Allah orada Allah'ın tövbe estağfurullah, la teşbih ve la temsil. Pist yapıyorum. Uçak iniyor. Uçak inince binersin ona uçağa. Cenab-ı Hakk'ın orada tayin ve teşahhus etmesine sebep oluyorum. 8. sayfa şu aralarda tayin ve teşahhus eder. Cenab-ı Hak iner o piste. Sonra Allah artık bana hükmeder. İradem iradesi, aklım aklı, gözüm gözü oluyor. Elim eli oluyor. Artık o karar veriyor. Beni o yönetiyor. Ustadın tabiriyle cüz'i ihtiyarımda vazgeçtim. Neyle yaptım bunu? İradenle yaptım. Hadi bakalım kudreti bir dakika. Kudretin vücudu nefs-ül emir kainatın vücudundan daha ziyade katidir. Niye? Niyesi? Kainat yani bu mevcudat gözükendir. Mesela elmadan gelen o resim, dalga boyu, enerji elmadan daha açıktır bende. Elmayı görmüyorum ki. Seni görmüyorum ki Abdülmelik. Zatını göremem. Cevher gözükmez ki. Felsefede tabirdir bu. Dinim değil ki. Cevher gözükmez. Ne gözükür? Araz gözükür. Sıfatlar gözükür. Arabaya bakınca o ne ya bu Renault ya? Niye Mitsubishi demedin? Cevher nedir? Motor torkudur yani. Beygir gücüdür. Sallamlıktır. İkincisi aksesuardır. Bu nedir dediğim zaman 500 bin lira Renault diyorsun. Öyle diyorsun. Niye kalitesini şeyini demiyorsun? Renault'dur da Mitsubishi'de. Demek ki arazlar gözükür.
cevher gözükmez. Allah cevherdir. Cevher cevherle gözükür. Sen seni gördüğün zaman seninle de onu göreceksin. Ne zaman Allah'ı göreceksin? Kendini gördüğün zaman. Süreç gözüküyor, sonuç gözükmüyor. Evet, gözükmüyor. Bu kainat süreçtir. Kainatın, bunu çok tebrik ederim. Bu süreçle sonucu iyi kavradın sen bu benim gelişimde. Ben şeyi kavradım ben de. Şaban Ali abi Salemler'i okumaya devam ediyor. Çok güzel. Kafası da çalışıyor. Çok kafası da çalışıyor. Her derste müdahil oluyor. Ve akıllı müdahil oluyor. İş olsun diye demiyor. Çağali dersinde dedi, düşünceye sömürün söyleyince. O zaman düşünce sonuç mudur, süreç midir? Sürece benziyor dedi. Evet, süreç. Düşünecek de düşünmeye dönüşüyorsun. Düşünce de mekan açıyorsun. Neyi düşünüyorsan ona dönüşüyorsun. İster menfi ister müsbet. Düşünce sonuç değildir. Ne koyarsan ona dönüşüyorsun. Ustad da güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünür. Güzel düşünür mekan açar. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Bak gördün. Ya ustad başka ya. Bana bak, o kadar kafama yatıyor ki. Uf. Böyle. Benim kafamı zorlayan şey çok hoşuma gidiyor. Zorlayan sorular hoşuma gidiyor. Kardeşim, Risale-i Nur kime açılır? Dert edinenlere açılır. Dert edinirsen, Rabbim şahit olsun. Eğer Risale-i Nur dert edinirsen, kendini dert edinirsen, o sana açılır. Seninle öyle konuşuyor ki, vallahi ben alayım böyle, kitap benimle konuşuyor, beni de diyor. Böyle bakınca, kafam ne oluyor biliyor musun? Şey, bir sırrımı söyleyeyim. Kafamda böyle sanki cennet alemleri açılıyor. Birbirlerine yarışıyorlar, manalar çıkayım dışarıya diye. Ama niçin? Bunu dert edinmiş. Dert edinmiş. Öyle açılır ki, ya ben anlamadım diyen adam kendisine dert edinmemiş. Kendisini kendisine dert edinmemiş. Hep dışarıda yaşıyor. Tamam mı? Kainatın vücudu, kudretin vücudu, kainatın vücudundan daha ziyade katidir. Belki bütün mahlukat, her biri hem beraber o kudretin mücessem kelimatıdır. Kudretin, şu elma nedir? Donmuş kudrettir. Mücessem, cisimleşmiş. Kudretin vücudu nedir? Elmadan öncedir. Çünkü kudret donmuş, elma olmuş. Elma sonra deniliyor. Donunca, kudret donunca bir şey dönüştü. Şu an dava niye gözükmüyor? Donmadı ki. Donarsa neme dönüşür. Biraz daha donarsa suya dönüşür. Biraz da donarsa kara dönüşür. Biraz da donarsa doluya dönüşür. Biraz daha donarsa nefes alamazsınız burada. O zaman ne oldu? Kudret havadır. Su bu kainattır. Anladın mı bak şimdi? Veya başka misal vereyim. Buz, su. Su buzun neresindedir? Evvelindedir, ahirindedir, zahirindedir, batınındadır. Yani su donarsa buz olmuş desene. Buz nedir? Suyun donmuş halidir. Su kudrettir, buz ise kainattır. O zaman kudret suysa, kainat da buz ise, kainatın kudretin vücudu kainattan daha zahirdir. Nereden biliyoruz? Buzun cevheri sudur. Suyu kaldırırsanız ortada bir şey kalır mı? Kalmaz. Şu mevcudattan kudreti kaldırırsanız ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. O zaman bu mevcudat nedir? Donmuş kudrettir be kardeşim. Su donmuş, buz olmuş. Bak, su donmuş. Su donmuş, buz olmuş. Kudret donmuş, kainat olmuş. Hasan Hocam, şu mevcudat esmanın dönmüş halini diyebilir miyiz? Evet, donmuş hali. Esma'nın esmalar, cilve, cemal, nakış, sanat, 4 tane. Tayin pekmez. Allah, tövbe estağfurullah, anlatmak için. Allah'ın bütün esmaları, cilvesini, cemalini, nakış ve sanatını, tayin pekmez gibi 4'ünü karıştır buzdolabına koydu. Dondu, çıkarttı, dünya oldu. Kainat oldu. Cilve, cemal, nakış, sanat. Keseceğim şimdi. O çayı getirince keseceğim. Belki bütün mahlukat, her biri hem beraber o kudretin mücessem kelimatıdır. Onun aynel yakin vücudun gözü. Ya bu başka bir şey ya bu. Küllat bu nasıl bir? Kudreti mücessem nasıl görürsün böyle bir tabir? O kudreti mücessem kelimatıymış. Elma ağaç gibi gözükürken konuşmakmış, kelimeymiş. Allah'ın konuşmasıymış. Elma nedir? Harftır. Diyor başka bir yerde de şöyle diyor. Elma ağacı ağızdır. Elma sestir. Elmanın içindeki tohum ise harftır. Harf. Gir içeriye. Harflerle kelime. Kelimelerle konuşmak.
Konuşmakla onun diri olduğu anlaşılır. Tamam? O zaman bu elma ağacı, elma ağacı iken aslında elma meyvesi kelimedir. Meyvenin içerisindeki çekirdek de harftır. Çekirdek harf, onu kapsayan meyve, elma kelimedir. Kelimedir. Elma ağacı konuşmaktır. Kainat içerisinde donmuş kudrettir. Ayn el yakin. Peki böyle tefekkür edince ne olur? İlm el yakin, ayn el yakin, hakk el yakin. İlm el yakin konuştuk. Sende ne uyanıyorsa bu ayn. Gözün görmüş gibi oluyorsun. Yani şöyle. Ustad misal veriyor. Mustafa da. Mustafa. Uzaktan bakınca ustad vermiş bu misali. Dağlar arasında bir duman çıksa, ilmen bilirsin ki orada duman var. Yani duman, ateş var. Değil mi? Ateşin vücuduna delalet eder. Neyle bildin? Alametiyle. Dumanla ateş var. Gittin yanına, aa! Ateşle ısınıyorsun. Sıcaklık var. Şüphen var mı da? Bu da ayn. Görmek. Gözle görmek. Elini soksan, hakkal yakın. İşte bu, bu dersler ayn el yakın derece, hakkal yakın, hakkal yakın derecesini ilm el yakın der 25 Kastamonu'da diyor. Evet. Yani bu derste biraz 20 dakikadan beri, yarım saatten beri bu ilmi, ilme yakin iken aslında hakkal yakin bir ders bu. Yani hakkal yakin seni taşıyor. Zaten diyor ki aynı yakin vücudunu gösteriyor. Bu elma, elma değil. Kelimat-ı Rabbaniyedir. A, ayat-ı tekviniyedir. Kur'an'daki ayetlere evamiri tekviniye. Kainat irade sıfatından gelen ayat-ı tekviniyelerdir. Kanun ve namus ilahiyelerdir. Kur'an'dan gelen emirler ise ayetlere evamiri tekviniyelerdir. Yap yapma de deme gibi. Onun için o kanuna da riayet edeceksin, bu kanuna da riayet edeceksin. Abi bir de hocam tek başına sayalım. Bir daha yapayım. Kainat irade sıfatından gelen tekvini ayetlerdir. Ve min ayatina ayetlerimiz. Elmaya yaprağı ayet diyor. Bu kainat irade sıfatından gelen ayat-ı tekviniyelerdir. Bu adet ilahiyelerdir. Genel sisteme kanun, her bir şeye, unsura taluk eden sisteme namus. Elma bir namustur, armut bir namustur, dere bir namustur, ay bir namustur. Namusların toplamı kanun. Namus var. Şimdi gelin Kur'an'a. Kelam sıfatından, subut-u sıfatından, kelam sıfatından gelen kelam-ı ilahinin içerisindeki emirler, yasaklar, yaplar, yapmamalar vesaire, Kur'an'ın hükümleri ise evamiri tekviniyelerdir. Evamiri, ayat-ı tekviniyeler, elma, armut söyledin, dere, yıldız söyledin de evamiri tekvini içindekiler nelerdir? İyiyim diye ezberle. İhtiyaç, iştiyak, incizap mıyım? Kur'an'ın emirleri bu onlar oluyor. İyiyim diye ezberle. Üç tane iyi bir me koy. İyiyim. İhtiyaç, iştiyak, incizap mıyım? İhtiyaç, iştiyak, incizap mıyım? Bu evamiri tekviniyeler. Yani meyle diyor. Ben sizi mesela diyelim ki sizden daha ben şeyim, babanız. Muhammed, Hafız Muhammed. Ben kadim bir dostum. 85'ten beri, 86'dan beri tanıyorum. Beraber hizmet ediyoruz yani. Bunlar. Onun için bizim şakalaşmamızı size öyle yapmanızı iktiza etmez. Çünkü bağırıza çağırıza şaka. Çünkü hepsi aynı. Aynı evet. Kuşak. Şimdi bu nedir? Aynı şeyi meylediyoruz. Yani evamiri tekviyelerimiz bir. Bak ihtiyacımız, ihtiyacımız, iştiyakımız, incizabımız, meylimiz. Bu dört tanenin bütünselliğine evamiri tekviniye, evamiri tekviniye de kelam sıfatından geliyor. Kainattaki her bir unsura has kanun kaideler, mesela gül farklı yetişir, armut farklı yetişir, çay fındık farklı yetişir. Her birinin bir namusu var. Herkesin namus olduğu gibi. Namus ona has olduğu için. Ona has olduğu için. Nas ona has. Ona has namus. Ama o namusların toplamı fındıkta, çayda, tavuklarında, güneşlerin, derelerinde yağmurun akması, bu namusların aynı sistemde bulunabilmesine de kanun. Hmm. Kanun emirdendir, namus iradeden. Ona bir itaat ederse ve etmese harika. Mükafatı da mücazatı da dünyada. Böyle hatırlatın çok güzel. Hmm. Eğer irade sıfatından gelen ayat-ı tekviniyle itaat edersen, doğa kanunları, tabiattaki kanun ve namuslara itaat edersen, alebi ekserisi itaat edersen, mükafatını da itaat etmesen cezanı da dünyada çekersin. Bu yağmurda çık dışarı ıslanırsın.
cezanı çekeceksin. İtaat etmedin. Hmm. Ama evamiri tekviniye, Kur'an'ın emirlerine itaat edersen alebi ekserisi, mücazat ve cezası, mükafatı ahirettedir. Burada azdır. Çok sorularımıza cevap. Onun için kafirlerin hedefleri yanlış, kullandıkları yöntem doğru. Onun için muvaffak oluyorlar. Kainattaki ayat-ı tekvineleri kullanıyorlar. Kainattaki, doğadaki Allah'ın sünnetullah dediği, fıtrat-ı ilahi dediği şu eşyanın tabiatındaki sistemi yanlış yere kullanıyorlar ama doğru yöntemle yanlış sonuca gidebiliyorlar. Müslüman ise doğru sonuca yanlış yöntem kullandıkları için muvaffak olamıyorlar. Şimdi oluyorlar İHA ve SİHA yaparak. Müslümanlar ne yaptı? Şimdi SİHA ne yaptı? İnsansız uçak yaptı. Siz ne yaptınız? Var olan uçak fabrikasını kapattınız. O yüzden medeniyet harikaları fiili duanın neticesidir. Evet, harika. Medeniyet harikaları fiili duanın neticesidir. Evet, çay gelene kadar devam edeceğiz dedik. Bağırmıyorsun çay götürdüğü Muhammed. Onun mevsufu olan kadiri mutlaka adetlerince şehadet ederler. Ha, elma ayrı bir kudret. Kuşun sesi ayrı bir şey. Çayı burada içeceğiz. Tamam o zaman. Kutlama yaşta da mı içeceğiz? Nasıl istersen öyle yapalım. İkisi. Tamam. Hepsi buraya mı geldi? Ama şu ayeti kadar okuyayım da Muhammed. Tamam, oku. Ha. Ona göre... Daha hüccetlerle o kudretin ispatına ihtiyaç yoktur. Belki imanda en emniyetli bir esas haşir ve neşin. Haşa girecektik ama kaldı. Haşir ve neşin en kuvvetli bir temel taşı abiler. Haşir dünyadır. Haşir ahiret değildir. Haşir ekber ahiret. Burada haşir neşir oluyor. Ahiret hakikattır. Dünya surettir. Hakikatsız suret, suretsiz hakikat yoktur. Zaten burada bu bahar mevsiminde haşirin numunelerini kullanır. Haş lazım, ahirette kullanır. Aferin. Gördün bak. Külliyatın dili bu. Yani ahiret nedir abiler? Bizim ruhumuz gibidir. Dünya nedir abiler? Ruhumuzun cesedi gibi. Ahiretin cesedi dünyadır. Ben sana şimdi vaaz ettiğin için söylüyorum. Cenab-ı Hak celali, hiç cemal olmayan tecellisinin en azam yeri cehennemdir. Celal ülkesi. Hiç celal olmayan, hep cemal olan cennettir. Onların da cemi kemal. Şimdi Cenab-ı Hak cenneti gitti. Tayin pekmez gibi düşün. Allah cenneti, la teşbih ve la temsil, cenneti getirdi, tencereye koydu. Cehennemi de getirdi, koydu. Celal ve cemali. Karıştırdı, buzdolabına koydu. Bir çıktı ki ne çıkar? Dünya. Onun adı Kemal. Celal ile Kemal, ikisi de aynı. İkisini bir gören Kemal ile eteme sahip olur. Yani celal ile, usta diyor ki lütfu karın şeyim vay, bilmeyen çekti azap. Ola azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizi. Yani lütfu da kahrı da aynı. Allah istidat da bilse ayat-ı tekvini verirse ona tekvini. Getir. Ama şimdi çay yerine bebek geldi. Bebek ya. Demek ki aslında ders renkli oluyor ya. O da hoşuma gidiyor. Haşir ve neşrin. Bak, diriltmek ve çoğaltmak. En kuvvetli bir temel taşı ve çok mesail-i imaniye ve hakaiki Kur'aniye en lüzumlu medar olan ve ma halkukum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahide ayetinin dava ettiği ve bütün akıllar ona yol bulamadıklarından hayrette. Niye ma halkukum ve la ba'sukum, yani bir nefsin yaratılması, yani şimdi düşün, bütün şeylerin yaratılması gibi kolaydır. Ha bir, çünkü ikisi de misil. Yani çoklar, mesela bir elmayı yapan bütün elmayı da yapar. Aynı şey. Mesela diyelim ki fabrikadan bir gözlük çıktı. Ha bir tane çıktı, ha 500 tane çıktı. Yani seri işte. Yani zorluk yok ya. Malzemen varsa çık istediğin kadar çıkartırsın. Ayetinin dava ettiği ve bütün akıllar ona yol bulamadıklarından akıl yol bulamayınca akıl hayrette, acizden bir kısmı inkarda kaldıkları kudrete ait bir dehşetli hakikatin ispatı lazımdır diye devam ediyor. Aslında harika bir yer. 656 şualardan okudum. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.